Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriften okumaya devam ediyoruz. İşkatül Mesabi kitaptan okuyorduk hadisleri. Kitab-ı Salat'tayız. Namazla alakalı hadisleri okuyoruz. Ezan bölümündeydik. Niçin ezan bu kadar önemli? Manası ney, mefhumu ney? Bize ne söyler ezan, müezzinler? Niçin günde beş defa Allahu Ekber, Allahu Ekber şehir, köy bu sesle, bu nida ile yankılanır? Aslında ezan bütün müminlere, müslümanlara köydekinden kenttekine kadar memurundan amirine kadar hepsine Allah azze ve celle'nin buyruğunu, talimatını onların makamına, mevkisine göre anlatıyor, ilan ediyor. Yani sen bir şeyler yapıyorsun ama bil ki Allahu Ekber. Yani büyük olan Allah var ve ona döndürüleceksin. Bunun hesabını orada vereceksin. Mahşer'de vereceksin ezan Muhammediye müminin yüreğine kıyamet aşısı yapar. O bilinci, o şuuru kuşanmaya mümini Müslümanı davet eder. Hiç unutma der. Allahu Ekber. Seni yoktan var ettiği gibi öldükten sonra dirileceksin, huzuruna geleceksin ve bu dünyada yapıp ettiklerini, yapman gerekirken yapmadıklarını bütün bunları orada önüne koyacaklar ve hesabını vereceksin. Allahu Ekber bu şuurdan mahrum olma bize onu anlatır kardeşlerim. 675. hadis-i şerifteyiz. Ebu Umame rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabından. Ebu Umame'yi anlatmıştık radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisine sen benden ben de sendenim buyurdu. Yani biz böyle etle kemik gibi kardeşiz. Birbirimizden ayrılmayız. Soylarımız, boylarımız belki aynı değil fakat bizim iman merkezli bir kardeşliğimiz var. Onu müjdelediği büyük sahabi Ebu Umame radıyallahu anh Büyük alimler, dervişler, salihler bir mürit uzaktan geldi. Eğer yalnız yaşıyorsa yani o milletin içinde tek başınaysa ona sen bizim Selmanımızsın derlermiş. Efendimiz Aleyhisselam Selman'a öyle diyor Selman-ı Farisi Hazretlerine. Selmanu minna ehlel beyti. Yani Selman bizdendir. Ee, selman minni bendendir ehlel beyti benim ailemdendir yani Fatıma bana nasıl yakınsa İran'dan gelen burada kimseleri olmayan selman Farisi o da bize o kadar yakındır innemel mu'minune ihva Müslümanlar yalnız ve yalnız kardeştirler ayet kelimesinin cemiyet içinde tezahürünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de en güzel şekilde teşkil buyurmuş kardeşlerim. وَعَنْ اَبِي اُمَامَ رَضِيَ اللّٰهُ اَوْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allah Resulü aleyhisselamı ashabından birinden bu rivayet قَالَ اِنَّ بِلَالًا اَخَذَ فِي الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَةِ الصَّلَاة hilal Habeşi radıyallahu anh kamete başladı. Ne zaman ki kad i Salah artık namaz yaklaştı. Hadi kalkın, kalkmıştınız, namaza başlayın. İmam-ı Azam'a göre Hayyala sala deyince kamette de, cemaat ayağa kalkar. Kad i Salah deyince de imam namaza başlar. Cemaatle beraber başlarlar. Ama Ebu Yusuf'a göre eftal olan kâmet bittikten sonra imamın namaza başlamasıdır. Kad sala salâ kâle Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem ekâmehallâhu edâmehâ Allah Azze ve Celle bu namazı eda etmeyi bizi muvaffak eylesin. Onu devamına, tamamına erdirsin. Ekâmehallâhu ve edâmehâ Yani edâmehâ bunu tamamına erdirsin. Bu namazı ikmal etmeyi bizi muvaffak kılsın. Nasıl Hz. Ömer rivayeti vardı, dün okumuştuk kardeşlerim. Orada ezan ifadelerine bütün müminler, müslümanlar icabet ediyorlar. Yani imam Allahu Ekber diyor, bütün halk, bütün şehir, her şeyi bırakıyorlar. Onlar da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Hak da Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Efendimiz Aleyhisselam ve ene ve ene yani ben ben de şehadet ediyorum. Bu şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın icabeti rivayet ediliyor kardeşlerim. Hayal as sala hayal el felah ifadesine gelince orada la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denir. Yani la havle ya Rabbi taati engelleyecek neler varsa onları men etmeye bizim gücümüz yetmez. La havle ve la kuvvete itaate de bizim gücümüz yetmez. Yani sana kulluk yapmamıza mani olan şeyleri bertaraf etmek, itaat edecek iradeyi kuşanmak ancak senin tevfikinle kudretin ve ihsanın olur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Anlamı bu kardeşim. Yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derken bunu düşünüyoruz. Ya Rabbi sana secde etmek istiyorum. Kulluk etme iradesindeyim. Fakat bir güç var, bir irade var, şeytan var, şunlar bunlar var. Bunların saldırılarını ancak senin tevfikinle nusretinle yardımınla def edebilirim. la <laughs> kuvvete itaat edecek kulluk gücünü iradesini aşk ve şevkini ancak senin lütfunla elde edebilirim ya Rabbi. La havle ve kuvvete illa yani o olumsuzluk nefi halini illa ile müsbete çeviriyoruz. Ancak olumsuzluklardan kurtulmak, hayırlı işleri yapabilecek iradeyi kuşanmak, Allah Azze ve Celle'nin tevfikiyle, nusretiyle olur. Onu söylüyoruz. <laughs> hayal sala hayal el Hadi namaza, hadi fela ifadelerini tekrar etmiyoruz. Orada la havle diyoruz. Tabi burada Şafii mezhebine göre, kamette de icabet edilir. Hanefilerde edilmez racih olan görüşe göre sadece orada dinlenilir. Ama burada icabet var. Hanefiler bu hadisi zayıf kabul ediyorlar. وَقَالَ fi سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرْ fil الْاَذَانِ radıyallahu anh Hz. Ömer hadisinde nasıl Resulullah Aleyhisselam icabeti öğretiyordu sahabeye. İşte müezzin eşhedü en la ilahe illallah deyince biz de diyoruz, tekrar ediyoruz. Burada da o tekrarlar var kardeşim. Ama Hanefi mezhebin, İmam-ı Azam'a göre sadece ezanda icabet var. Ezana katılıyoruz. Kardeşlerim, ezanla kâmet arasında dua reddedilmez. Çok feyizli, bereketli bir vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beyne kulli ezaneyni salatun Beyne kulli ezaneyni salatun diye iki defa tekrar etmişti. İki ezan arasında namaz var. Yani kametle ezan arasında namaz var ki e, akşam hariç dört vakitte namaz var. Diğer mezheplere göre beş vakitte de ezanla kamet arasında kılınır. Ama Hanefi mezhebinde sadece akşam namazında kılınmaz ezanla kâmet arasında onun dışında bütün vakitlerde kılınır. Peki Efendimiz Aleyhisselam o vakti işaret ediyor. Beyne kulli ezaneyni salatun. İki ezan arasında namaz var. Burada ise la yuraddu du'a beyne el ezan ve Dua ezanla kâmet arasında geri çevrilmez. Mübarek anlar, mübarek mekanlar var, zamanlar var. Müminler o vakitlerde ellerini kaldırır, Allah Azze ve Celle icabet ederler. Biz o vakitleri keşfetmekten aciziz. Biz bilemeyiz. Yani o noktada hakikate, bilgiye ulaşacak bir kanalımız yok. Tek bir kanalımız var, Resulullah Aleyhisselam. Kur'an-ı Hakim'i de ondan öğrendik. Sünnet-i zaten kendileri tebliğ ettiler, ...yaşadılar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ...hazaratı ondan rivayet ettiler. O ümmetine... ...nasıl dua edileceğini öğrettiği gibi... ...ne zaman dua ederlerse... ...Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet eder. Kardeşlerim dua ederken... ...Udu'ullâhe ve entum mûkinûne bil icabe. ...yani o size icabet edecek... ...duanıza karşılık verecek... Buna inanarak Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyorsunuz, yalvarıyoruz, ellerimizi açıyoruz. Ama şunu duada unutmuyoruz. Bir, Allah Azze ve Celle duamıza belki bugün, belki 10 yıl sonra icabet edecek, karşılık verecek. Belki Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsunuz, duayı yanlış yapıyorsunuz aslında duanıza icabet ediyor fakat size istediğinizi değil de başka bir şeyi veriyor. Belki istediğinize nail olsanız camiden, cemaatten, dinden, imandan uzaklaşacaksınız. Öyle Müslümanlar, müminler sizler de tanıyorsunuz. Adam yaşlanıyor, yüzünü gerdiriyor, kıyafetlerini değiştiriyor, farklı arabalara biniyor, oturması, konuşması farklı, mahallesini değişiyor, Eski insanlara selam vermiyor, onlarla oturduğu yere gitmiyor. Ayrı bir adam olmuş ama yüreği daralıyor. Hadi bakalım kazandığı dostlarını da kaybediyor. Allah Teala'nın rızasını da kaybediyor. Sonra o makamdan onu indiriyorlar aşağıya. Oradan 5-10 kişiyle beraber alıyorlar, mezara götürüyorlar. Yani madde planda bakıp bir şey senin adına hayırlı, öyle görünebilir ama gerçekte öyle değildir. Hani sahabe radıyallahu anhum araya aracı koyuyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizin valilik teklifini geri çeviriyorlar ama kabul ettiremiyorlar. Aracılarla ben vali olmak istemiyorum. Ben bu işi yapamam. Ben bunun hesabını Allah azze ve celle'ye veremem diyen sahabe-i kiram radıyallahu anhum onların dünyayı, onların eşya ve hadiseye bakışı kardeşlerim. Yani biz de yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a, istiyoruz ama sen Allah Teâlâ'nın razı olduğu bir kulsun, istiyorsun, sana onu vermiyor. Başka bir şey veriyor. Onun için dua ederken Ya Rabbi hakkımızda neler hayırlı olacaksa onları bize ihsan eyle Ya Rabbi diyorsun. Onları ikram eyle Ya Rabbi diyorsun. Yani bir arabam vardı. İşte onu şu olsun bu olsun hadi bakalım daha iyi bir araba aldın. Bu defa evlat var, çoluk çocuk var. Onlar istiyorlar, alıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. O arabayla bir sıkıntı oluşuyor. Eski araba daha mütevazi, sana daha uygundu. Yani göze gelmez. Orada dururdu. Öyle bir hali vardı. Ama sen istedin ki şu arabaya bineyim diye o arabayla başına neler gelecek bilmiyoruz. Onun için hep ona havale etmeli. Ya Rabbi bize bu konuda da o konuda da neler bundan sonra önümüze çıkacaksa hep hayırlılarını nasip eyle ya Rabbi. Kabe-i Muazzama'yı görünce dualar kabul olur. Peki nasıl dua etmeli? Ya Rabbi bundan sonraki dualarımı, ellerimi açışımı, sana yönelişimi hep hayırlılar, nelerse onlarla bereketlendirir ya Rabbi. Bana her mevzuda hayırlar, ihsan ile ya Rabbi diye dua etmeli. Üçüncüsü ise kardeşlerim, dua ediyoruz. Allah Teala duamıza icabet ediyor ama ahirette karşılığını verecek. Burada 10 yıllık bir hayat kaldı. Belki 30 yıl yaşayacaksın. Ama ahiret halidine fiha ebeda. Ebedi orada kalacaksın. Ahirette olacağız. Müslümanlar diyorlar ki ya Rabbi o kafir orada yaşıyor, bu burada yaşıyor. Ama oradan cehenneme gidiyor işte. Orada o etrafını günahlar sarmış. Yani sen belki o halde olsaydın nefsine hakim olamayacaktın. Para kim bilir seni nerelere götürecekti? Oradasın, oradan Allah'ın inayetiyle cennete gideceksin. Rabbim duamızı oraya saklamış olabilir. Halidine fiha ebede ebedi bir cennet var. Kardeşlerim yani Türkiye'de olsun başka ülkelerde, İslam beldelerinde gelir düzeyi yüksek olanların mahallelerine gidin. Bir de düşük olanların mahallelerine gidin. Gelir düzeyi düşük olan İslam beldelerine gidin. Pakistan'a gidin, Sudan'a gidin. Bir de körfez ülkelerine gidin mesela. Pakistan'a gittiğiniz zaman otobüste gidiyorsunuz. Eski 50-60 yıllık otobüs, yolcunun bir kısmı otobüsün üzerinde gidiyor, öyle seyahat ediyor. Ama akşam ezan okunuyor. Namaz için bir istasyonda, istasyonda otobüs duruyor. 3, 5, 10 ne kadar otobüs varsa o güzergahta duruyorlar. Otobüstekilerin neredeyse tamamı, tamamına yakını oraya geliyor, namazını kılıyor, ondan sonra otobüse binip devam ediyor. Peki bu gelir düzeyi çok yüksek olan İstanbul'un bir semtinde olmuş olsa nasıl olurdu? Yani insan insanoğlunun en zor imtihanı parayla olan imtihandır. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın. Ee, i̇nşallah parası olanları Abdurrahman bin Avf gibi eylesin inşallah kardeşlerim. La yuraddu du'a'u beynel ezani vel Efendimiz Aleyhisselam işte o bereketli vakte işaret ediyor. Ezanla kamet arasından dua geri çevrilmez. Yani ümmetin buyuruyor. Allah Teala'ya sürekli dua halinde olacağız. Dua ibadetin özü esasıdır. Muhul ibade ibadetin beynidir dua. Peki ne zaman daha çok dua edin? İşte bu vakitler önemli buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim 677. rivayet yine ezan okunurken dua yapmak onunla alakalı bir rivayet. Sehl bin Sa'd rivayet ediyor. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Çünkü babası da sahabi. Babası Sa'd bin Malik radıyallahu anh. Bedir'de şehit oluyor. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا bin Sa'd radıyallahu anh buyuruyor ki Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ İki dua var ki onlar geri çevrilmezler ya da çok az geri çevrilirler اَدْدُعَاوْ عِنْدَ النِّدَاءِ biri ezan okunurken yapılan dua ya da ezandan sonra yapılan dua. Bunlar geri çevrilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا Bir de savaş anında yelham burada yaktul anlamında. işte Müslümanlar, kafirler muharebede, mukatelede insanlar birbirini öldürüyorlar. O an müminin, müslümanın duası bile ezandaki, ezan okunurken dua ya da ezandan sonraki duaya Allah Azze ve Celle icabet eder. Thintani la turaddani. Bu iki dua geri çevrilmez. Niçin ezandan sonra kardeşlerim Allah Azze ve Celle duaya icabet eder? Çünkü ezan ifadelerini tekrar ettiniz. Allahu Ekber dediniz tekbir, sonra tevhidi söylediniz, sonra Resulullah Aleyhisselam'ın risaletini ilan ettiniz, sonra hayala salah dediniz, iman hareket ister, iman amel ister, hadi Müslümanlar namaza dediniz Allah Teala'nın huzuruna, ardından hayalel felah, hadi felaha, hadi saadete dediniz, yani bir cemiyette tekbir olur, tevhid olur, Resulullah Aleyhisselam üsve-i hasene olarak kabul edilir, ardından namaz kılınır ise o toplumda saadet olur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nihayetinde diyoruz ki bir topluma saadeti, selameti ancak İslam getirebilir. Allahu Ekber'de o mana var. İşte o manayı yeniden kuşanıyorsunuz. O şuura beleniyorsunuz. Ondan sonra tertemiz bir ruhla ellerinizi Allah Azze ve Celle'ye açıyor, yalvarıyorsunuz, halinizi arz ediyorsunuz. Yani ezanla duamızın münasebeti. Niçin? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kardeşlerim e, buyuruyor ki, ezandan sonra Allah Azze ve Celle duaya icabet eder. Ama Hz. Ömer Efendimiz'in ri rivayet ettiği gibi, eğer sen o ezan ifadelerini tekrar ediyorsun. Düşünüyorsun. Allahu ekber derken hayatın bütün alanlarında, noktalarında Allahu ekber diyorsun. Evet ya Rabbi. Büyük olan sensin. Senin talimatların, senin buyrukların yerine getirilecek. Tertemiz bir yürek, tertemiz bir lisanla hali ona arz ediyorsun. Bir tabak olsa getirselerse temiz değil. Yıkamamışlar, öyle baklava koymuşlar. Kabul eder misiniz? Alır mısınız öyle bir baklavayı? Ya da bir hediye getirdilerse, vazo getirdiler ama kırık, çatla, kirli böyle bir hediyeyi belki yani o hediye eden akli durumuna bakarsınız. Kalbi kırılmasın diye bir tarafa koyarsınız. Yani insan fıtratı bunu kabul etmez. Peki yoktan var eden, yaratan Allah azze ve celle'ye kirli bir yürek, kirlenen bir ruh, günahla kirlenen, günah lafızlarıyla kirlenen bir lisan, harama bakarak kirlenen bir göz, kulak ve ellerle bu şekilde yalvarırsak, iltica ederse bizi yoktan var eden, bütün bu nimetleri veren Allah Azze ve Celle o halde duamıza icabet eder mi kardeşim? Etmez. Peki ezanda ne yapıyoruz biz? Baştan sona kadar tekbirle, tevhidle, şehadetle, namazın varlığını ilan ile, felahın sadece İslam'da olduğunu ikrar ile bütün organlarımızı temizliyoruz. Temizledikten sonra o dua cümlelerini Allah Azze ve Celle'ye gönderiyoruz. Allahu Alem Efendimiz onun için buyuruyor ki sintani la turaddani yani iki nokta iki noktada dua var ki orada eddua uinden nida iki şey geri çevrilmez biri ezan Muhammedi okunuyor ondan sonra yaptığınız dua icabet ediyorsunuz Diğeri ise İ'la'u kelimetillah Allah'ın kelamını yüceltmek için cihat meydanlarındasınız. Canınızı en değerli varlığınızı ortaya koydunuz. Allah'ın rızasına nail olabilmek için bütün dünya sevgilerinden kurtuldunuz. Huzurdasınız. Ruhunuzu her şeyden temizlediniz. O halde ellerinizi kaldırıyorsunuz. Onun için iki noktada Allah Azze ve Celle dualara icabet buyurur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle icabet eder buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam Kardeşlerim Sel bin Sa'd küçük Efendimiz Aleyhisselam'la Bedir'e katılmak istiyor babası orada şehit olmuştu küçük olduğundan almıyor Uhud'da yok muharebelerde yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Sehel bin Sa'd, Allahu alem 15 yaşlarındaydı Sehel bin Sa'd. Sonra çok yaşıyor. Medine-i Münevvere'de en son vefat eden sahabi Sehel bin Sa'd. Efendimiz Aleyhisselam'dan neler duyduysa, neler gördüyse, kendinden büyük olan sahabeden neler aldıysa ders halkalarında onları aktarır, onları rivayet ederdi. Haccac Vali, Sehel bin Sa'dı, Enes bin Maliki bunları bunların Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini tebliğ etmelerinden rahatsız olur. Adamını gönderir, Sehel bin Sa'd'ın omuzuna bir mühür vurur, mühür vurur. Onu izlal etmek için. Aynısını Enes bin Malik'e de yapar. Neden? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis halkalarını devam ettiriyor. Onlar rivayet ediyor. Hani devlet birine tavır alsa insanlar onunla bir arada olmaktan korkarlar. Selam vermekten korkarlar. Yani bakarsınız bir adam etrafında çok insanlar var. Devlet ona tavır aldığı zaman önemli bir bölümü dağılır. Selam vermeye korkarlar. Bugün bile bakın aynı şeyi görürsünüz. Yani bir adam çok büyük bir makamı vardır. Etrafındadır millet. Bir şehre girerken karşılarlar, çıkarken uğurlarlar. Sonra o makamdan ayrılır. Yalnız başına iner, yalnız başına biner. Aslında وَلَكَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ Rabbim buyuruyor ya bana teker teker geleceksiniz. Aslında biz böyle yalnız yaşamaya alışabilsek kardeşlerim hayatta hiçbir şey zor olmayacak. Yalnız gidiyorsun, yalnız geliyorsun. Belki yanda bir refakatçi oluyor, arkadaş oluyor, yol arkadaş oluyor. Ama sağında beş kişi, solunda beş kişi, arkada beş kişi. Böyle yürüyorsun. Sonra bir an vazifeyi bırakıyorsun. Ne sağda beş var, ne solda beş var. Yalnız iniyor, yalnız gidiyor adam. E zorlanıyor. Fakat dünyaya yalnız geldik. Mezara yalnız başına gireceğiz. Mahşerde hesabımız yalnız olacak. Yemutu vahde. Yalnız ölür insan, yalnız kabre girer, yalnız mahşere gelir adam. O yalnızlığa alışabilirsek o zaman nefsimizin çok belalarından kurtulmuş olacağız. Hacca zalim bir adam, rahatsız oluyor halkalarından. Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh neden insanlar gidiyor dinliyor? O mührü vuruyor ki millet korksun, yanına gitmesin, tavır alıyorlar. E bir makamdan uzaklaşan adam daha yukarıdaki onun yanına gidenler belli şeylerden mahrum oluyorlar. Bunu ihsas ettirince gidemez kimse onun yanına. Peki dünyalık derdi olursa böyle olur da ya İlim talebesi bir alimi rabbani var. Birileri ona tavır aldılar diye o talebe o alimi rabbaniyi o ders halkasını bırakır mı? Bıraktılar mı İmam-ı Azam Hazretlerini? Bıraktı mı talebeleri İmam Maliki? Kırbaç yiyen Ebu Hanife'yi, kırbaçlanan İmam Maliki, kırbaçlanan Ahmet bin Hanbeli talebeleri bıraktılar mı? Eğer bırakmış olsalardı Onların mirası bugüne gelir miydi kardeşlerim? İnkıraza uğrardı. Ama ilim öyle büyük bir aşktır ki ne Mecnun'un Leyla'ya vurulmasına benzer ne Ferhat'la Şirin arasındaki o aşka benzer benzemez kardeşlerim. Yani ulvi olan mücerredi basit olan muşahasın seviyesine indiremezsiniz o alimi rabbaniler değil miydi? Aç kaldılar, susuz kaldılar, çöllere girdiler, şehir şehir, diyar diyar dolaştılar. Sadece Resulullah Aleyhisselam'ın tek bir hadisin alabilmek, ona nail olabilmek için. Cumhuriyet döneminde nice alimi ulemayı asılar, şehit ettiler. Ulemayı göz hapsine aldılar. Fakat talebelerinin onlara gitmelerine ulaşmalarına, ilimlerinden müstefid olmalarına mani olabildiler mi? Elbette büyük kalabalıklar ürkebilir ama aşkı olan, derdi olan, ben bu dünyaya zaten bedel ödemeye geldim, cennetini kazanmaya geldim, rızana talibim ya Rabbi diyen bir mümine, bir müslümana, ilim talebesine ne engel olabilir ki kardeşlerim? Öyle alimler kırbaçlıyorlar. Talebesi gelip soruyor ona. O alim demiyor ki: "Evladım, şimdi ölüm döşeğindeyim. Ahirete gidiyorum. O adamlar kırbaçlıyor beni. Sen bu halde bana soru soruyorsun." Öyle demedi onlar. Biliyorlardı ki ilmi gizleyenler üzerine Allah'ın laneti var. Talebeleri o halde hocalarını bırakmadılar. Onlar da biliyorlardı, hocaları acı çekiyor. Ama şunu da biliyorlardı ki, o cevabı ancak orada hak olanı söylediğinden dolayı kırbaç yiyen o hocasından öğrenebilir. Başka kimseden o ilmi alamaz. Bildiği halde ölüm döşeğinde. Yine gittiler, yine onlara onları sordular. İşte Sehel bin Sa'd radıyallahu anh, Öyle bir sahabi. Aşkı var, derdi var. Haccacın derdi de. Neden bunlar? Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini öğretiyorlar. Bu halkaları kuruyorlar. Yani uymuyor bazı şeyler. Onların sistemine, zulmüne rahatsız oluyor. Adam gönderiyor, diyor ki Sen Hazreti Osman radıyallahu anh evinde kuşatıldığı zaman ona yardım etmedin diyor. O yaptım diyor. O diyor ki yok yalan söyledin diyor. Ya sahabe radıyallahu <laughs> anhum yalan konuşur mu? Hele Resulullah Aleyhisselam'la alakalı hiç konuşmaz. E dünyada günahkar olabilirler ama diyor ki sana yalan demiyorum. Ben Hazreti Osman radıyallahu an yanındaydım. Ama tek bir kişi Hazreti Osman radıyallahu an efendimizi isyancılardan o eşkıyadan, bagiden nasıl kurtarabilir? Buna gücü yeter mi? Elbette yetmez. Onu söylüyor ama o insanlar ona gitmesin diye buna rağmen mühür vuruyor boynuna Sehl bin Sa'd'ın. Fakat ilim talebelerinin ders halkasına gitmesine yine engel olamıyor. Haccacı kim anıyor şimdi? Fakat Sehl bin Sa'd'ın ne zaman vefat ettiği ahirete yürüdü. Burada hadisini okuyoruz kardeşlerim. Zalim ölünce ölür gider. Ama Müslümanlar öldükten sonra da yaşarlar. Alimler, arifler yaşarlar Allah'ın inayetiyle. Onların yeri gönüllerdir. Bedenlerini toprağa koyarlar. Hakikatlerin miraslarını talebeleri yüreklerde taşırlar. Yüreklerine defnederler. Allah azze ve celle bir şefaatine nail eylesin. O fi rivayetin ve Başka bir rivayette ise yağmur yağarken Allah azze ve celle duaya icabet eder. Neden kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağarken Allah azze ve celle duaya icabet ediyor. Le in şekerutum le Eğer şükrederseniz artırır mı buyuruyor Cenab-ı Hak. Fezkuruni ezkurkum. Beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Peki ne zaman Allah azze ve celle daha çok hatırlamalı? Nimeti verdiği an. Ekmeği ağzına koyuyorsun, suyu soğuk bir su içiyorsun bir çölde. O zaman hatırlıyorsun. İhsanda bulununca hatırlıyorsun, her lokmayı ağzına götürürken Rabbini hatırlıyorsun, onun nimetlerini, üzerindeki ihsanı düşünüyorsun, daraldığın zaman da elini kaldırınca Rabbin seni hatırlıyor kardeşim. Efendimiz Aleyhisselam tahtel matar, yağmurun altında Allah Azze ve Celle yapılan duaya icabet eder. Çünkü yağmura muhtaçsın, yağarken Rabbine şükrediyorsun, Rabbine dua ediyorsun. Eğer o an şükür varken dua ediyorsan, Ya Rabbi bu yağmuru bize şimdi ihsan eyledin. Yazın, Ağustos'un o sıcağında ekinlerimizin, ürünlerimizin yağmura en ziyade muhtaç olduğu anda o vakitte bize bu rahmetini gönder ya Rabbi diye kışın yağmur yağarken dua ediyorsan Allah Azze ve Celle o an duanı kabul eder, yazın da o rahmeti sana gönderir kardeşim. Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müezzinlerin fazileti soruluyor. Yani sahabe diyor ki e bunlar bu ezan okuyorlar, bu ifadeleri söylüyorlar. Allah rızası için de ezan okuyorsalar büyük bir sevaba nail oluyorlar. Biz onların makamına, seviyesine nasıl ulaşabiliriz diye bir soru soruyorlar. Cevabı çok kolay. Herkes yapabilir. Hiç kimse bundan mahrum olmaz kardeşlerim. Okuyalım hadis-i şerifi. 678. hadis. an Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma قال قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفطلوننا فقال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi dedi ki ya رسول bu müezzinler fazilette bizi geçtiler bize üstün oldular ya رسول Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki kul kamaa يقولون onların dediğini dediği gibi sen de söyle feiden tehayta fesel tu'ta ne zaman ki o icabeti bitirdiğinde yani Hazreti Ömer rivayeti unutmuyoruz imama ya da müezzine ezan okurken icabet ediyoruz o Allahu Ekber diyor, biz Allahu Ekber. O eşhedü en la ilahe illallah diyor, biz diyoruz. Sadece <laughs> hayyâle salâh, hayyâle felâhtâ, la havle ve la kuvvete illa billâhil alîl il azîm. Fe izen teheyte. <laughs> Ezanı bitirdiğinde, ama sen bitirmiyorsun, müezzin okuyor, sen de icabeti bitiriyorsun. Fe izen teheyte, <feyzen tähite> fesel tuhta. O zaman ellerini kaldır, Allah'tan iste verileceksin buyuruyor. Ezandan sonra yapılan dualar. Ama önce icabet kardeşlerim. İcabetle o manalarla ruhunu, aklını, aşkını, Allah Azze ve Celle olan yönelişini bütün bunları tertemiz hale getiriyorsun. Ondan sonra la <laughs> يُرَدُّ beynel بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ Ezanla kâmet arasında dua geri çevrilmez buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Ezan bitti. Peki hemen duamızı yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Ne yapacaktık? Evvela ezan duasını okuyorduk. Allahümme rabbe hadi da'vati tamme ve salatil kaime ati muhammedenil vesilete vel fadile ve ba'athu makamen mahmuden vaadde. Bunu şerh etmiştik kardeşlerim ezan duası bu. O ed-darecetel ifadesi İmam Sakhavi rahmetullahi aleyh ben görmedim diyor. Ali Yukari de Mirkat'ta naklediyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'dan sahih olarak bize hangi kelimelerle ezan duası geldiyse öyle yapmalı. Ona şefaatim vacip olur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki sonra Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Radîtu billahi rabben ve bi Muhammedin rasûlâ ve bil islami dînâ. Bir de böyle dua ediyoruz kardeşlerim. Şehadet cümlesiyle bu hadisi de okumuştuk size. Bu hadiste de beraber dün okumuştuk kardeşlerimiz. Dersi dinlerlerse görürler e, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh rivayet ediyordu. 666. hadis. Immunohladallah... Eşhedü <neumática> e en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü radıytu billahi rabben ve bi Muhammedin rasule ve bil İslami dina diye böyle derse Efendimiz aleyhisselam günahları affedilir. Peki bu ikisini söyledik. Ondan sonra Türkçe, hangi dili biliyorsan, Kürtçe, efendim, Arapça, nasıl yalvaracaksan öyle Rabbimize halimizi arz ediyoruz kardeşlerim. Allah Teala Ezan Muhammedi bu şuurla dinlemeye bizleri muvaffak eylesin. Ezan, ezandan öte bir şeydir kardeşlerim. Ezan başka bir nida. Yani dünyada onun eşi benzerini göremezsiniz. Uyanın ey şehir diyorsun. Gafletten uyan. Sabah uykudan uyan diyorsun. Günde dört defa öğle ikindi akşam yasıda gaflet uykusundan uyan diyorsun. Yani gözündeki o perdeleri yırt. Allah Azze ve Celle'ye teslim ol ey kul diyorsun. El faslu thalis. Üçüncü fasıl kardeşlerim. Cabir rivayet ediyor. Birinci fasılda bununla alakalı hadis okumuştuk. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyordu ki Ezan Muhammed'i okunduğu zaman iblis kaçar. Sonra gelir teslis ile yani kametle yine kaçar. O bitince gelir uzkur keda uzkur keda. Adama der ki namazda şunu hatırla, şunu hatırla. 30 yıl önceki mevzular hiç aklına gelmemiş. Konuları namazda şeytanına hatırlatır. Ama ezanı duyunca kaçıyordu. Neden kaçıyordu? Çünkü ezandan sonra secde var. O da Rabbine secde etmemişti. Secde etmemişti Allah Azze ve Celle'ye. Oradaki o halini hatırlıyor. Onun için ezan duyunca çarpılıyor. Bazı ifadeler var ki onlarda manevi bir hal var. Şeytan... Kur'an-ı Kerim okuyorsun, namazda geliyor, karıştırıyor seni. Ondan kaçmıyor ama ezan duyunca sanki bir insanın elektrik kablosuna yakalanıp çarpılması gibi firar ediyor. Öyle firar ki 60 küsür kilometre kadar kaçıyor okuyalım hadisi. Anca birin kal semi'tu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İnne şeytan, izâ semi'an nidâe bis salâti zehebe hatta yekûne mekânen revhâ. Ta revhâya kadar gider buyuruyor. Revhâ ne kadar kardeşlerim? Ravi diyor ki Medine uzaklığı 36 mil ya da 12 fersah. Bir fersah 5600 metre olursa 12 ile çarptığınız zaman ne kadar olur? 60 kilometreden daha uzun bir mesafe. Peki şimdi her yerde cami var, nasıl o kadar gidecek? İşte böyle daralınca bir şey nasıl öteberi döner kaçarsa olduğu yerde ezanlar okunduğu zaman şeytan böyle e, ring, ringteki gibi dönüyor. Bir o köşeye gidiyor, bir bu köşeye gidiyor. Ezan döndürüyor lanetullahi aleyhi. Kardeşlerim 680. rivayet Hz. Muaviye radıyallahu an huzurunda Ezan Muhammediye onun yanında ezan okunuyor. Yani Muaviye radıyallahu an ezan okunurken duruyor o da. Bütün her şeyi noktalıyor. Ezan ifadelerini tekrar ediyor. Bize bu rivayet şunu gösteriyor. Yani vali olsun, devlet başkanı olsun, hoca olsun, şu olsun bu olsun. Orada ezan Muhammedi okunuyorsa hayat duracak. Tabii ki ameliyat gibi işler devam edecek. Yani aciliyeti olmayan bütün meseleleri Müslümanlar durdurmalı, ezan Muhammediye'ye icabet etmeli, o ifadeleri tekrar etmeli. وان على قمه ابني وقاص رضي الله عنه قال اني لعند معاويه yanındaydım diyor. İz ezze müezzinu feqala Muaviye kema qala müezzinu hatta iza qala müezzin ezan okumaya başlayınca o ne diyorsa Muaviye radıyallahu an o da onları tekrar ediyordu ta ki hayya ala salah deyince müezzin Kâlâ lâ havle ve kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ne demekti? Lâ havle ya Rabbi, biz sana itaat ederken oluşan manileri. Ve kuvvete ya Rabbi, sana secde etmek istiyoruz. uğrunda yolunda cihad etmek istiyoruz. O iradeyi kuşanmayı. Lâ havle ve kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Bunları kuşanma kuvvetinden mahrumuz. Ancak bu kuvvete senin kuvvetinle nail olabiliriz ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bunu söylüyoruz. Çok büyük bir mana var. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İşte hayale saleh hayale felah'ta bu söylenir. Sonra kardeşlerim ve kâle ba'de zâlike mâ kâlel ondan sonra hayal salah bitti İmam müezzin ne diyor Allahu ekber la ilahe illallah onları da söyledi sümme <laughs> kâle ardından muaviye radıyallahu anh buyurdu ki semi'tu rasûlallâhi <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem kâle dâlik efendimizi bizzat duydum nasıl ben ezan okunurken her şeyi noktaladım müezzine icabet ettiysem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da böyle yapar icabet ederdi buyuruyor muaviye radıyallahu anh. Alkame bin Vakkas kardeşlerim tabiinin büyüklerinden bir zat. 681. rivayete geldik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor bu. <laughs> An Ebi Hurayrata radıyallahu anh kal Kunna ma'a sallallahu aleyhi ve sellem fakam Bilalun yunadi Felemma sekete kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kale misle hâza yekînen Dekhalel cenne Men kale mithle hâza Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik Bilal-i Habeşi kalktı O mescitte gitti Ensardan bir kadın vardı onun evi yüksekçeydi, onun damına çıktı, ezan okudu. فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ Ne zaman ezanı bitirdi, o zaman Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki men قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim Bilal'in söylediğinin aynısını söylerse sadece hayal sala hayal felah da la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil diyecek. Kim bunları söylerse دَخَلَ cennet, Cennete girer. Yani başka bir ameli yapmadan mı? Tabii ki her şey Allah Teala'nın iradesiyle olur. Ama elbette imanın yanında amel var. Müslüman amelsiz, Müslüman ibadetsiz olur mu? Yani bu şuna benziyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Allah Azze ve Celle'nin 99 adı var. Men ahsaha da el cennet. Kim bunları söylerse cennete girer. E papağana ezberlesek onları, o söylese o da bu ecre nail olur mu kardeşlerim? Hayvan neticede o. Yani onlara cennette böyle bir derece, makam vesaire yok. Toprak olacaklar. O zaman burada Efendimiz Aleyhisselam bize kim bu isimleri ezberler, bunların manalarını, kainattaki tecellisini, tezahürünü düşünürse Allah Teala alimdir, habirdir, semiadir, basirdir. Seni her halde görüyor, işitiyor. O zaman yani bir amirin yanında konuşurken adam bakıyorsun ön ilikliyor, oturuşu, duruşu, ifadeleri değişiyor ama dışarı çıkınca daha farklı konuşuyor. Peki ya Allah Azze ve Celle seni o sana şah damarından daha yakın, her an görüyor, biliyor, duyuyor. O zaman okulda bu hal olunca o isimleri sayıyor, mananın da derinliğine, vuslatına eriyor, ulaşıyor. Bu mümin sarsılmaz. Bu mümin üzerine küffar, bombalar yağdırsa bile. Suriye'de öyle biri vardı, cami yıkılmış yıkılan camisinin o henüz yıkılmış tozlar, enkazlar yükseliyor, feryatlar geliyor ama elini kaldırmış sekseninde bir ihtiyar. Ey yer ve gök şahit ol ki Allah'tan başka kimseye secde etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz ya Rabbi diyor. Sen onun alim, habir oluşunu, Semi' oluşunu biliyorsun. O sana şah damarından daha yakın. Şah damar yakınlığında bir imanla hayatta yaşayabilmek. İşte o Müslüman belki bedenini parçalayabilirler ama ruhunu esir alamazlar Allah'ın izniyle. Ruhunuzu vermeyin kardeşlerim. Eğer ruhumuz Esma-i Hüsna'yı manasıyla söylerse o ruhu hiçbir güç esir alamaz. Seyit Onbaşıların ruhunu teslim alabildiler mi? Arkadaşları şehit olduğu an 275 kiloluk topu tam üç defa kaldırır. Kumandanı Cevat Paşa evladım bir daha kaldır fotoğrafını alalım harp mecmuasına gönderelim dediği zaman eğilir Seyit Onbaşı üç defa ama hiçbirinde topu kaldıramaz, muhafak olamaz. Evladım der, sen bunu tabyamızda o şin zırhlısı İstanbul'a doğru giderken tam üç defa kaldırdın, üç defa namluya sürdün, üç defa ona gönderdin. Üçüncü de o şin zırhlısını batırmamış mıydın? Ama şimdi kaldıramıyorsun deyince kumandanım der, o gemiyi görürsem yine İstanbul'a doğru gidiyor. Anamın çarşafına elini uzatacak. Ayasofya'da ezan Muhammediye'yi susturacak. O zaman yine 275 kiloluk topu kaldırırım kumandanın. Ruhunuzu eğer beşere, putlara, heykellere esir vermediyseniz onlara bir öfkeniz, Allah'a düşman olanlara Öfkeniz varsa Seyit on olursunuz. Bir zırhlı yalnız başınıza gömersiniz soğuk sulara. İmansı öyle bir güç verir işte. Ömer muhtar olursunuz. İmam Şamil olursunuz. Rabbim bize öyle bir iman ihsan buyursun işte. Ruhunuza hep mukayyet olun. Onun için ezanlar okunuyor. Efendimiz Aleyhisselam bizi o ezanlarla bütünleşmeye davet ediyor. Belki size şöyle geliyor. Bu hadisler tekrar değil. Yani bir sahabi bir zaviyeden anlatıyor. Diğeri başka bir zaviyeden anlatıyor. Yani birini unutursan diğerini unutma. O bakış açılarını bir araya getir. Onlar nasıl hayatı durduruyorlardı ezan Muhammedi'ye okunurken. Sonra ellerini kaldırıyorlardı. Allah azze ve celle dualarını öyle icabet etti ki İslamiyeti Pakistan'dan Fas'a kadar taşıdılar. Onların gittiği hudutlardan öteye az biraz Osmanlı zamanında gitmiş oldu kardeşlerim. İşte Hazreti Mavi diyor ki ben bunu böyle efendimizden işittim. Buradaki e, Ebu Hureyre radıyallahu an e, rivayeti Bilal Habeşi biz e, duyduk ezan Muhammed'i icabet ettik bitince Efendimiz buyurdu ki kim Bilal-i Habeşi'nin bu ezandaki ifadelerini tekrar ederse hayal-i hayal-i la havle ve la kuvvete illa derse bu kişi cennete girer ama o manayı düşünürse girer tıpkı Esma-i Hüsna'da olduğu gibi kardeşlerim. Ve an Aişe radıyallahu anha kâlet kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ semi'al muezzine yeteşehhedu kâle ve ana ve Nasıl böyle çocuklar beni de beni de al derler. Beni de arabaya al. Beni de gezmeye götür. Bana da bana da ver o çikolatandan derler. İman insana öyle bir şevk veriyor ki Hz. Ayşe radıyallahu anha Efendimiz aleyhisselam anlatıyor bilal Habeşi ya da İbn-i Mektum ezan okunuyor şehadet kelimesine gelince Resulullah aleyhisselam ve ene ve ene ben 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 de bütün varlığımla şehadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok Allahu Ekber diyorum. Yani eğer biz ruhumuzu ezan bir yağmur suyu gibi Nisan yağmuru ruhumuza döküyoruz. Eğer ruhumuzu onunla yıkayabiliyorsak ezan okununca Eşhedü en la ilahe illallah duyduğunuz zaman yerinizden kalkacak ve ana ve ana ey müezzin sadece sen değil bu şehirde yüzler, binler şu an bütün işlerini bıraktılar. Onlar şehadet ediyorlar ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun Resulü. Kardeşlerim ezan okunurken bırak kalemi, bırak kazmayı, bırak her şeyi. Ezan Muhammediye'ye Resulullah Aleyhisselam gibi icabet, eyleyelim ki ezandan sonraki dualarımıza da Allah Azze ve Celle icabet etsin. Wan اِبْنُ عُمَرْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ kim 12 yıl ezanı okursa ona cennet vacip olur. Yani Allah Teala büyük günahlarından tevbe ederse, son ana kadar imanı taşıdıysa bunu cennete alır. وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْذ۪ينِهِ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً Her ezan için her günle 60 hasene Allah Teala sevap verir ona. وَلِكُلِّ وَكُتِبَ لَهُ bi te'zinihi fi kulli yevmin ve li kulli ikametin 30 haseneten her ikameti içinde 30 hasene alır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her ezan, her gün okuduğu her ezana 60 hasene var. Her kametine 30 hasene var. 12 yıl imamlık yapan birisi e, o haliyle cennete girer. Bir de e, yedi yıl okursa Allah rızası için, onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتٌ مِنَ النَّارِ allah Teala ona cennette berat yazar. Hani Efendimiz sahabeye buyurmuştu ya, bir müezzin olsun ama o müezzinlikten ücret almasın. Allah rızası için ezan okusun. E şimdi e, müezzin kardeşlerim bununla uğraşıyorlar. Ezan okuyorlar. Cami ile alakadar oluyorlar. Fakat ezan okuduklarından dolayı değil, cami ile alakadar olduklarından dolayı bu ücreti alıyorlar. Onun için müezzinliğin yanında başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Asıl vazifeleri o. Onlar eciri has gibidirler. Oradan cami ile alakadar olmaktan bu ücreti alıyorlar. Ama niyetleri hasbi, hasbi niyet olursa büyük ecir var biz burada çocuktuk, daha belki ilkokula başladım, gidiyordum. Bir Yusuf amca vardı, Küçük Yusuf derlerdi ona, Küçük Yusuf. Ezanları okurdu, minareye çıkardı, bağıyla, bahçesiyle meşgul olur. Gelir, şadırvanı doldurur. Daha sonra talebeler olunca, büyüyünce, talebeler okumaya başladılar. O artık minareye çıkamaz oldu. Fakat her yıl Ramazan Şerif'te burada itikafa girerdi. Yani boyu da kısaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya müezzinler onlar dünyada belki uzun olurlar, belki boyları kısa olur. Ama atvalun nâsi a'naqan yevmel kıyame Kıyamet günü boyları en uzun olacak. Küçük derlerdi ona Yusuf ama imanı öyle kuvvetliydi ki yaşlı haliyle minareye çıkar, ezanları yanık sesiyle okur, ee, abdes alma yerindeki o şadırvanı doldurur tulumbayla, doldurur suyunu, bütün bunları Allah rızası için yapar. Efendimiz Aleyhisselam, madem ki sen o minareden, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İslam'ın mukaddimesini, manifestosunu, manasını düşünerek bu kadar söylersin o zaman senin için bu ezanlar kütübe belehu beraetum minen nar cehennemden beraat olur, cennet olur, büyük ecirler, büyük sevaplar olur. Kardeşlerim bu babın son hadisi 684. rivayet ve anhu ve ibn umar radıyallahu anhuma kal kunna nu'maru 'inda magrib efendimiz aleyhisselam zamanında biz diyor şöyle bir dua ile emrolunduk inde azanil magrib akşam ezanı vaktinde o zaman şöyle bir dua yapmakla emrolunduk müstahaptır kardeşlerim bu akşam ezanı vaktinde bu dua yapmak Ummu Seleme annemizden rivayettir. Nedir o? Ee şöyle dua ediyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayet bu. Allahümme hâza ikbalu leylik ve idbâru nehârik ve asvâtu duâik fâgfirli. Allahümme hâza ikbalu leylik ve idbâru nehârik ve asvatu duaik fagfirli diye böyle e, dua ederdi Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Yani bu ezan gecenin gelişi, gündüzün gidişi, İslam'a davet eden o müezzinlerin sesleridir. Fagfirli beni affeyle ya Rabbi. Allahümme hâzâ ikbalu leylik ve idbaru naharik ve asvatu duaik fagfirli böyle Ummu Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'dan bu duayı naklediyor kardeşlerim akşam vakti akşam ezanında bu duayı yapardı babu tehiril edan ezan tehir etme onunla alakalı hadis-i şeriflere geldik استغفر الله واتوب اليه والحمد لله رب العالمين